Herkese yeni bir uçuştan selamlar dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolunda ve keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Güzel bir video, güzel bir uçuş diliyorum hepinize. Dostlar, biliyorsunuz en son 380 ile İstanbul'a gelmiştik. Bugün de İstanbul Sabiha Gökçen'den nasip olursa Alanya'ya, Murat Paşa mıydı ya? Murat Paşa'ydı, aynen. Alanya'ya gidiyoruz. Öyle söyleyeyim ama size ondan önce duyuracağım bir olay var. Navigrab, dostlar, Microsoft Flight Simulator için bir plugin yaptı. Bunu kendi sitesinden indirebilirsiniz, Navigrab'ın. Haberiniz olsun. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz dediğim gibi. Oyun içerisine entegre ettiler SimBrief olayını. Yani buraya bir SimBrief logosu geldi. Doğrudan SimBrief ile çalışıyor. Planlarımızı falan buradan yapacağız artık. Harici bir siteyle uğraşmamıza gerek yok. Doğrudan oyun içerisinden misler gibi kullanacağız. Tabii her zaman gibi volantamızı açtık. Uçuşumuzu düzenleyeceğiz. Şimdi ben notumu almıştım. Şöyle bir açayım defterimi. Yerleri hatırlamak adına. Şimdi airline'ımız A320 ile uçacağız bu arada. Öyle söyleyeyim, Phoenix'in. Airline PGT PC abi 34. Antalya'nın plakası kaçla? 7 miydi? 3407. Hadi fark etmez. Nereden? Lima Tango Foxtrot Juliet. Lima Tango Foxtrot Juliet'ten Lima Tango Foxtrot Golf. Lima Tango Foxtrot Golf'e gidiyoruz. Uçak tipimizi hemen seçiyoruz buradan. A320-200. Hemen zaten buradan Airframe bölümüne SimBrief kendisi eklemişti zaten diye biliyorum. Buradan Phoenix çıkıyor. Phoenix'in EIA motoruyla uçacağız. Şöyle rotamızı görebilirsiniz. Bu şekilde gösteriyor. İsterseniz de değiştirebilirsiniz. Ben hiç ellemeyeceğim. Generate Flight diyeceğim. Her zamanki yaptığım gibi. Buradan oluştursun. Ardından volantamıza da planımızı gireceğiz efendim. Bu oluşturduktan sonra. Ardından şuradan add flight plan dedim. Buraya da geldi. Buraya da çektik. Rotamızı da zaten görebilirsiniz bu şekilde. Bunu aşağıya atıyoruz. Burayla işimiz yok. Volanta tutsun diye arkada sadece. Bizim için önemli olan burada Navigrab ve SimBrief. Navigrab, SimBrief, MSFS üçlüsünün şeyi. Siz söyleyin. İşbirliği. Gayet güzel oldu. Buradan hemen uçağımızı seçiyoruz arkadaşlar. Yukarıdan geliyoruz. Airliner diyoruz. Buradan Phoenix'in A320'sini bulacağız. EIA motorlu. Buradan Live'i izleyeceğiz. Ardından 4K versiyonlu Pegasus'un uçağıyla uçacağız. Bu uçuş gerçekten de mutlaka yapılıyordur. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yaklaştık. Efendim. Park 14 diyor. 15 diyor. Biz körüklülerden başlayalım. İnsanlar kızıyor yoksa. 205 olsun abi. Abi iki tane havalimanı yüklü şu anda. Ve bu sorun yaratacak mı bilmiyorum. Sürpriz olacak bana da. 5'ten depart olalım. Ondan sonra ben oyuna geçeyim. Ondan sonra bakacağız. Hadi bakayım. Evet, oyun içerisine geçtik. Sanırım hava durumu gerçekte de böyle İstanbul'da. Neyse, böyle kalkalım. Önemli değil. Gerçekçi olsun. Hiç önemli değil efendim. Ardından hızlıca yukarı menümüze geçiyoruz. Ne yapıyorduk? Grand Power'ımız bağlı mıydı? Bağlı, gördüm. Batarya 1 ve batarya 2'yi açtım. External Power'ı açtım efendim. Hemen bir No White operasyon. Şöyle... Emergency Exit Lights On, No Smoking, Auto'da. IRS'lerimiz align olması için üçünü de NAP pozisyonuna getirdik. Yukarıda yapacağımız başka bir şey yok. Sistemler hemen Self Test'e girdi. Şuradan şeyimizi isteyelim. Planımız gelsin. Ground Service'den hemen ne yapıyoruz abi? Aa, bir dakika. Kulaklığın dokunmatiği çalıştı bir anda. Ses duyduysanız yani, müzik sesi. Evet, doors'lar diyor abi. Check chance'lar okey. FVD stairs diyor. Buna bastığımda bu şeyi niye... Direkt şey ekliyor ya. Ben bu... Jetway'i ha. Aynen. Evet, bu bizi emciklemeye gelecek şimdi arkadaşlar. Kapımız da kendiliğinden açıldı gördüğünüz gibi. Biz Jetway tutuyor. İçine gireydin kardeşim. Hiç vallahi hiç önemli değil ha. Ardından şunu otoya, bunu TA'ya alıyoruz abi. Ayarlamam gerekirse de şunu da ben genelde uçuş numaramla aynı yapıyorum. Tabii böyle bir uygulama yok gerçekte. Siz yapmayın. Şunu otoya alıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Parking brake set. Ardından ISR align olma şeyine girmiş. Hemen şöyle hocam. Beklememek adına inşallah var ya, fazla yaptım diye bir sıkıntı çıkmaz. Çıkmadı, sıkıntı yok. Şimdi uçuş bilgisayarımızı doldurmaya başlayabiliriz efendim. Dıra geldik.
Dır da yok bir şey. Progress. Nereye gidiyorduk? Lima Tango, Foxtrot Golf. Hangi pistine gidiyoruz? Hemen onu da tabletimizden bakabiliriz. Pilot brief'e geliyorsunuz. Şurada yazar. Yok, şurada değil. Planda yazar. 08'e gidiyoruz. 08. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Geçemiyoruz. Performans, progress. Bunu geçtik. Init. Heh, init request edelim hocam. Uçuş planımız bir gelsin. Planı bir girdikten sonra her şey çorap söküğü gibi gelecek efendim. Flight numaramız PC 3407 diye ayarlamıştım. Kesin var ya, plakayı tutturamadık. Cost index değerimiz. Bunların hepsini briefingden bakabiliriz. 5 cost indeksimiz var. Uçuş yüksekliğimiz de 370 olacak. Kaçtı la? 5. 370'da uçuş yüksekliğimiz olacak. Burası tamam. IRS. Okey. Bunu geçtik. Bir sonraki sayfaya. Zero fuel weight. Bunu kendisi girmiyor muydu ya? Ha, daha bir doldurmadık ki uçağı. Ground service. Mass and balance bölümüne geldik. Load aircraft. Instant diyoruz. Hızlıca yüklemiş oldu bu sayede. Send the MCDU dediğimde buraya zero fuel weight'lerimiz falan her şeyimiz kendiliğinden geliyor agalar. Bir daha geldik. Windis diyelim. Bir rüzgar bilgilerimiz de gelsin. Ardından hemen QNH bilgime bakayım ben. Hava durumumuz nasılmış? Burada 1019. 1019. Bugün telefonlar susmuyor. Bugün bir patlama oldu arkadaşlar. 12 tane yaralımız var. Tüpraş tesislerinde, İzmit'te galiba yanılmıyorsam. Yaralılara şifalar diliyorum. Büyük bir olay. Allah kimsenin başına bir daha böyle bir hadise getirmesin. Kötü. Her türlü felaket kötü ama bu da ekstra kötü. Flight plan'a girdik. Lima Tango Foxtrot Juliet'ten nasıl bir kalkış yapacağız? Hemen briefingimizden bakalım. LTFC 06'dan Roxuk 1V'yi kullanacağız. LTFC 06'dan kalkacağız. Departure diyelim. 06 left right diyor. Bize en yakın hangisidir? Hiçbir fikrim yok. Right diyelim. Oğlum 06'dan kalkacağız zaten. Fark etmez ki hangisi olduğu. Left dedik. Ondan sonra Roxuk 1V. Hemen şöyle aşağı doğru iniyoruz. Buralar güncelse sizde de görünecektir. Roxuk 3J var. Niye çıkamadı 1V? Flight plan'e geri dön. Departure 06 R'yi seç. Roxuk 1V burada çıktı. Insert dedim buna. Lima Tango Foxtrot Golf'e, yani Antalya'ya arrive olacağız ama nereden? 08'de Utuzo 1C'den. 08'de Utuzo 1C'den. Evet. Zurna'nın zart dediği yere geldik. NDB var arkadaşlar. NDB 08. Neydi? Utuzo 1C. Utuzo 1C. Uçarız ya. Sıkıntı yok kardeşim. Her şeyi hallederiz. Şimdi şöyle planda kopukluk var mı? Bir kontrol etmek istiyorum hızlıca yanınızda sizde. Şöyle geçtik. Bir yandan da buradan plandan bakıyorum. Bir gözüm de orada. Kopukluk varsa hemen müdahale edeceğim. Tamam, kopukluk yok. Oraya kadar götürüyor zaten. Ondan sonrasını uçuştayken hallederiz. Pistimiz sol tarafta kalıyormuş. Bayağı bir taksi yolumuz var. Onu da belirteyim. 370'dan uçacaktık. Onu da buraya set edelim hemen. Gittik sen de kardeşim. Tamam, buraya kadar okey. Başka bilgisayarda yapacağım bir şey kaldı mı? Performansta evet kaldı. Bu şeyi bir ayarlayalım. Kalkış için performansımızı. Departure performans. Runway kuru şu anda. Herhangi bir yağmur yağmamış. Gördüğüm kadarıyla. Ardından 06'dan kalkacağız zaten. Calculate oldu. Hemen buradan hızlıca send the MCDU dediğimizde buraya gelecek. 5 flap kalkacağız. Yok, 1 flap kalkacağız. Haberiniz olsun. Ve Toga'da kalkmayız. Flex'te kalkarız bugün. Tamam, buraya kadar okey. Yolcularımızın falan bindiğini varsayıyorum ben. Kapılarımızı kapatacağız. Ground servise geldik. Toggle jetway dedik. Gider misin? Git buradan. Ha, APU'yu çalıştırmadık bu arada, onu unuttuk. Upper bleed on, master switch on. Beacon'ları bir açalım.
Evet. Beaconlar çalışıyor. Güzel bir şekilde. APU'ya start verdik. Şuradan da takip edebiliriz arkadaşlar. Birazdan flap open diyecek. Uçağın kıçında. Tam şurada APU flap'ı var arkadaşlar. Bu bilgiyi de öğrendik. Satıyoruz herkese. Bakın açıldı. Gördünüz mü? APU flap on diyecek çünkü. Burası APU'nun flap'i. Kulaklığım mı kirlendi? Koçuk koçuk ediyor. Bir de mahallede çalışma var şu anda. Ulan var ya, sesim patladı değil mi? Mahallede çalışma var. Maalesef problemli saatler geçiriyoruz. Epey available olduğunda Grand Power'ı sökeceğiz artık. Bir pushback planlayalım hemen hızlıca. Şeyden de bakabilirdik. Şuradan Navigraph'tan bakalım. Gel bakayım baba sen buraya. Ben sana girmiş miydim Navigraph'a? Girmiştim galiba. Sabiha Gökçen için. Referanslar. Yok, Ground Charts'lar. Airport Briefing genel olarak. Airport diyelim şöyle. Aynen. Şu anda buradayız. 06 R'den kalkacağız. Bayağı tam burnumuzu öteki tarafa vereceğiz. Şuradan pushback planlamaya gelelim abi. Plan pushback. Gel bakalım. Buraya kadar götürebilirsin bizi. Sıkıntı yok. Connect tag demeyeceğim. Hiç tag falan bağlamayla uğraşmayacağım arkadaşlar. Ya da uğraşalım mı ya? Hadi uğraş. Cockpit to ground. Tamam, bağlansın. This is ground standby. APU'muz avail konumunda. Sıkıntı yok. Ground power'ı söküyoruz abi. External power off. Hemen şuradan Grand servise geliyoruz. GPU'yu söktük. Çoklar falan gitti zaten. Artık pushback yapacağız. Sonra motor çalıştıracağız. En sonunda da nasip olursa havayla, gökyüzüyle buluşacağız. Bir flap ayarlamayı unutmayacağız. Orada aklımızda. Efendim. Bunu sıfırladık. Sıkıntı yok. Okay, sir. The bypass pit is installed. All doors and hatches closed and the ground equipment is removed. The parking brakes are set. You may lift. Parking brakes set. Lifting the aircraft. Evet, bizi lifte aldı şu anda. Standing by for pushback. Cockpit to ground. Pushback'i verelim. Artık çıkışımızı yapalım efendim. Go ahead. We are cleared for start and push. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. Engine. It will start in the sequence. Cabin crew, arm doors. Motor çalıştırma sekansına geçebilirsiniz dedi. Biz de geçtik. İlk motor ateşi verdik. N2 sayıyor. Güzel. O ne la? Millet niye havada oğlum? Bak, farklı havalimanı kurduğumuz için oluyor. Bazıları havalimanı kurmuyor, bazıları kuruyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yanlış bir şey mi yapıyorum ben? Yo. Ladies and gentlemen, welcome. 5'te bu var. 6'da da burası var. Çok güzel. Tamam. 6 5. 6 5 tamam. Kamera açıları nasıl ayarlayacağınızı daha önceki videolarda anlatmıştım. Şimdi anlatmayacağım. İsteyen olursa da Discord'dan sorabilir. Oradan özel mesaj atabilirsiniz bana. Bakıyorum çoğu mesajlara. Elimden geldiği kadar. İlk motor çalıştı bu arada. Evail konumuna geldi. İkinci motora da verelim abi şeyimizi. Yolcuları bağlayalım. Onlar önemli. No smoking artık oto da değil, on olsun. Görüntü güzel. Görüntü çok gügüzel. Sabiha Gökçen International Airport. Burası şu anda Pegasus'un resmi havalimanı gibi bir şey oldu. Sanıyorum. Pegasus çok kullanıyor burayı. Yani tam yerine uygun bir uçuş olacak nasip olursa.
Evet, çıkacağız birazdan şuradan Delta yoluna. Delta'dan da Holdshort noktasına gelip 06R'ye geçeceğiz. Bir runway cross'umuz var. Geçebilirsek, yapabilirsek eğer. Oraya geçmek için de... Evet abi, buradan geçiş yok. Parking brake'i bir set et. Bunun bir planlamasını yapacağız. Parking brake set. Orada bakın bir yükselti var. Parking brake set. Lowering aircraft. Ege ne yapıyorsun Ege? Ne geziyorsun havada? Evet önce çık... Startup is complete. You may disconnect. Avail oldu. Okay, sir. Clear to disconnect. Tamam. Birinci flap alalım. Holding position waiting for the visual. Thank you and goodbye. Abi çok teşekkür ederim. Yerimizde kalıyoruz siz görünene kadar. Tamamdır. Susam, oraya yat babacığım be. Yat kuzum. Eşek sipas Susam. Otomatik pilottan geçen gün nasıl çıktı ama? Evet, taksi ışığımızı açabiliriz. Stroplarımızı açabiliriz. Navigasyon logolarımız okey. Runway turnoff'lara şu anlık gerek yok. Parking brake'i saldık. Pushback şeyi başladı. Gidişimiz başladı. Şimdi dostlar. Arkadaşlar, birazdan şuradan şeye çıkacağız. Ana yere. Türk İş Teknik ne güzel görünüyor. Ana yola çıkacağız şuradan. Ram şöyle gidip şu noktadan HP10'dan Hold Short Point 10'dan kiloya geçeceğiz. Kilodan apron'u dolanıp buraya geçeceğiz. Bizim yolumuz uzun. Ben detayları paylaşacağım size. Hadi bakalım. Bu arada manzara çok güzel. Burayı göstermeden yapamadım. Tam şurada kulesi var Sabiha'nın. Ve yan tarafında Türk İş Teknik bölümü var. Şimdi karşı piste geçeceğiz. Oradan kalkacağız. Oradaki pist mantığını anlayamamıştım. Biz gelirken kalkacağımız pisteymişiz galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bu şekilde görünüyor burası da. Burada da bir kule gibimsi bir şey var. Burası Sabiha... Ne abi bu? Ben anlayamadım. Gerçekten şu an kafam çok karıştı. Şimdi buradan girmeyeceğiz. Buradan girmeyeceğiz. İkinciden de değil, ondan sonrakinden gireceğiz kesinlikle. Runway cross olup şeye geçeceğiz, şu tarafa. Kilodan. Bakacağız ya, ayarlayacağız. Şimdi buradan dönmedik. Susam hadi git babacım be. Hadi. Burada mama yok. Hadi. Tam böyle videoya başlıyorum. Bir şeyler yapacak oluyorum. Geliyor. Normalde kaçar. Yanında bile durmaz. Eşek sipası. Ege havalandı gidiyor. Hadi bakalım. İn oradan aşağı. Kitlemek zorunda kalacağım seni. Böyle yaramazlık yapmaya devam edersen Susamcığım. Görüntünün güzelliğine bakın. Evet, buradan da girmeyeceğiz. Bir sonrakinden gireceğiz. Jet mi uçuyor lan? Herhalde jetle gidiyor. Buradan da değil. Aslında buradan da girebiliriz. Hadi girelim. Uzatmayalım çok. Kesin giriş yoktur buradan, biliyor musunuz? Biz dönüyoruz ama. Böyle bir şey kuralsızdır yani. Runway turnoff'ları açalım. Direkt karşıya geçeceğiz. Türk İş Teknik'in önünden geçmek için sırf bunlar. Sizler için. 30 FPS. Bak buna da FPS'si az diyorduk biz. Bu FPS'ye. Ama buna şükreder olduk. 380'in FPS'si hakikaten çok kötü arkadaşlar ya. Hani oynanacak gibi değil. Tamam, oynanır. Eyvallah. Keyif de verir. Okey. Ama çekilecek gibi dert değil o. Evet, solda kimsenin olmadığını gördüm. Sağda da zaten kimse yok. Çok döndürme. Ortala bakayım şurayı. Şu şekilde. Direkt karşıya gidiyoruz. Sağa döneceğiz. 06R'ye gidiyoruz sonra da. Runway turnoff'u kapatabiliriz. Pushback şeyi de açık kalmış.
Evet, az bir yolumuz kaldı. Ne kadar kaldı? Şu an burası kargo bölümü galiba. Aynen. Kargo apronundayız. Charlie'den Bravo'ya doğru gideceğiz. Bravo 1'e doğru. Burayı niye çekiyorum? Çünkü keyifli. Yerde olmak da keyifli uçakla. Yol bulmak da keyifli. Kendinizi yolcuymuş gibi hissedin. Gerçekte de uçaklar böyle uzun uzun gider ya. Evet. İleriden sola gireceğiz. Sonra Whiskey yolundan Apron 4'ü paslayacağız. My Teknik. Neymiş lo bura böyle? Dayanamıyorum. Elim hep fotoğraf çekme moduna gidiyor arkadaşlar be. Evet, hızlanmayalım boştan yere. Riske atmayalım. Dışarıda şantiye sesi geliyor mu size bilmiyorum ama bildiğin şantiye var şu anda mahallemde. Tuzla Airbase. Hadi bakın piste girişte görüşürüz. Bu kadar yeter artık, bulurum yolumu. Yani bir ümit belki kaybolurum diye açtım ama kaybolmadık baba. Profesyonelce hareketler yapıyoruz. Evet, piste geldik dostlar. Şöyle de görebilirsiniz. 06R pisti. Runway turn off'lar on. Landing lights on. Take off lights on. Transponder TARA. Çıkışımızı yapıyoruz. İnen görmedim. Kalkıyorum. Kalkış için pistime çıkıyorum efendim. Bir garip ya. Bura muhtemelen kullandığım moddan dolayı bir kötü görünüyor şu an. Evet, pistimize çıktığımıza göre bir sıkıntı yok. İçeriye son uyarımızı yapalım artık. Ardından flex'e alalım. Man flex SRS runway autotrust blue. Çığlık ata ata. Seksen at. 100. Yüz yirmi. V1 rotate. Az daha ekrana baksam pistten çıkacağız. Positive rate of climb, gear up. Flex'te devam ediyoruz. Leveyi henüz climb konumuna al uyarısı görmedim. Artık aşağı doğru kayıyor görmüş olduğunuz gibi. Leveyi climb konumuna al diyor. Alacağım. Tamam, otomatik pilota verebiliriz artık. Runway turn off'lar kapalı. Take off ışığım kapalı. Flapleri toplama zamanında geliyor dostlar. Geldi sayılır. Topladım. Vay, Allah bilir nereden gidiyorsun. Bakalım dışarıdan. Bunlardan birini resim olarak kullanırız bakalım. Evet, volantadan da çektiğimiz resimlerden bir tanesini paylaşalım.
1 saat 17 dakikalık bir uçuş gösteriyor şu anda. Vay be, bulutları yara yara gidiyoruz abi. Evet, 240 knot devam ediyor. 5800 feet'i geçtik. Upability, company mesajımız, bilmem ne. APU'yu kapatabiliriz. Master switch ile APU bleed'i kapatalım. Kapanır o. Seat belts on, grand spoilers armed konumundaymış. Onu da çektik geriye. Başka da yapacağımız bir şey. Şu anda pitch trim, rudder trim. Rudder kendini otomatik ayarlıyor biliyorsunuz. 6800 feet'i kat ettik. DTFJ'den Grand Charles değil, şöyle. Evi başımızı yıkacaklar yemin ediyorum en son. Şu anda bu istikametteyiz. Şuradan Ipsin'den döneceğiz artık. Aşağı doğru gideceğiz. Daha bu map'in ayarlarını yapamadım adam akıllı. Havada rüzgar mı var? 42'den 15 knot. Yok, pek de rüzgar yok yani. Sayılmaz bu rüzgarcık. Bura İstanbul Boğazı değildir herhalde değil mi? Boğaz değil bura. Biz neredeyiz la? Ha, şeydeyiz. İzmit. Şu görüntünün güzelliğine bakın dostlar ya. Bunu da paylaşırım muhakkak ben. Hakkımı doldurayım da. Artık premiumum yok arkadaşlar. Oy 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 oy. Çok güzel görüntü. Hepsi çok güzel. Biraz da siz izleyin. Evet dostlar, 10.000 feet'i geçtik. Landing lights off. Seat belts'leri kapatalım artık. Şu non-smoking'de otoya aldık. Şu EPU kendiliğinden kapanacak zaten. Şu anda muhtemelen gücü bitiyordur onun. Ufak ufak kapanır o. Evet, ben yolculuğuma devam ediyorum. İnişte görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar, uçuşumuz tüm hızıyla devam ediyor. Nereden baksanız yarı yolu bitirdik, öyle söyleyeyim size. Şuradan bir göstereyim. Tam olarak neredeyiz efendim? Çivril, Denizli istikametindeyiz. Manavgat'a doğru rotamızı çevirdik. Ya benim bu videoda sesim patladı değil mi? Özür dilerim ya. Vallahi. Sesim patladı abi. Yukarıda kalmış. İnşallah çok patlamamıştır dediğim gibi. Neyse ne, videoyu çekeceğim çünkü Flight Simulator biraz eziyetli olabiliyor arkadaşlar. Maalesef ayarlayamayabiliyoruz. Neyse, şimdilik iyiyim. Şimdi şu yemek masasını kapat kardeşim. Ya da masamızı kapatalım. Bizim alçalışta hangi irtifalarda olacağımızı gösteren bir bölüm. Ya nerede onlar abi ya? Nasıl gitti kendi kendine? Yok, LTA'yı değil ya. Ben nereye bakıyorum abi? LTFG. Şuradan start diyoruz. Aynen. RMP 08'i uygulayacağız. Şu NDB DMA VOR'a çarpıp da yapılan prosedür. Bunu yapmayacağız. Biz direkt geliyoruz çünkü. Direkt Webdo noktasından. Webdo noktası burası. Webdo'da 3200'de olmamız lazımmış. Onu bir set edelim hemen şöyle. Hemen hızlıca. 3200. Efendim. Burada beyaz noktaya gelmeden halledeceğiz. Enter destination datamız çoktan gelmiş zaten. Performans diyoruz. Bir sayfa gittik, bir daha gittik. Efendim, inişte QNH'imiz kaçmış? Hemen bakalım. Approach'ta 1019'luk bir hava basıncı bizi karşılıyor. 1019. Efendim, hava durumumuz o an için 24 dereceymiş. Rüzgarımız 140'dan 4 knot görünüyor ama 220'den 6 knot olmuş. 220'den 6 knot rüzgarımız mevcut. Barometrik değerimiz, final'ımız burası. Baromuz kaçmış? Hemen şuradan chartsımızdan bakalım. Başka bir bilgi var mı? Burada yok. Tamam. Hemen barometrik değerimize de şuradan daha önce söylediğim gibi bakabiliyoruz. Abi binmiş. Binde baromuz var. Konfigürasyon 3 diyor. Full diyor. Ha, konfigürasyon 3. Ha. 3 flat mi, full flat mi ineceksin? 3 inelim. Bak değişiyor mu? Evet değişiyor. Aynen. 3 flat inek.
Tamam. Next piece dedik. Tamam, buraya kadar okey. Altılışı vereceğiz. AYT ne lan bu? Ne kadar yolumuz kaldı? Ortalama 140 mil yolumuz var galiba. Progresen bakalım. 136 aynı. Güzel güzel altılışımızı yapacağız efendim. Gidiyoruz. Şu güneş ışıkları kapatabiliriz artık. Hı. Açalım. Gözümüzü görelim yav. Bunları kapat. Bunu kapat. Okey, tamam. Altımızda bir Türk Hava Yolları'nın uçağı gidiyor. 30.000'de. Alanya'yı gördük arkadaşlar. Akdeniz'i gördük. Yavaş yavaş alçalacağız birazdan. Ondan sonra inişimizi yapacağız. İnişte görüşürüz. Hadi bakayım. Evet dostlar. Yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Havalimanı'nı gördük. Altımızda. Daha önce gelmiştik buraya. Hangi uçuşta geldiğimi hatırlamıyorum ama. Burası Antalya. Güzel. Şimdi bizim inişte hangi çarsa ne kadar uyuyacağız? Şu bireyi kapatalım bir. Aynen. Hangi çarsa nasıl uyuyacağımızı gösteren bir muhabbet yok. Şimdi onu kafamdan en dibi bilmem ben kardeşim. Ama dilimin döndüğünce bakacağım. Şimdi 77 başta eğer Bepto'ya geldiğimde 77 başa döneceğiz. 77 başta olacağız yani. Evbum'a gideceğiz. Evbum'da 2000'de olmam gerekiyormuş benim. Evbum benim planımda var mı? Bakalım hemen. Evbum. Evbum. Bepto 070 var direkt. Onu verelim. MA 08. Yani bu noktayı ben güncel görmüyorum. Belki de farklı bir charta bakıyorum. Hemen bakalım şöyle. Approach chartına gelelim. Localizer 08'i açayım mesela. FF 707 mi? Öyle bir şeydi. Localizer. Localizer'ımız var aslında. Yakalaması için onu açabiliriz. 108.5. Uçağımız dönüşünü yapıyor. 27.000 feet'teyiz. Bepto noktası Ebom. Ondan sonra ne var? Bepto'dan sonra FF 070. FF 070 bizim pistimize uzaklığımız kaç olacak? 1311 yok. 7000 feet'te olmamı söylüyor. Bepto'da 7400 diyor. Bepto'da biz 3200 olalım. Tamam mı? Ondan sonra Evbum'a gidelim. Bepto'dan Evbum'a. Aynen. Bepto'ya gelelim. Evbum'a. Direct var mı? Bepto. Bepto direct. Evbum var mı burada? Flight plan'dan seçelim hemen. Şuradan departure diyelim. Arrival diye. Arrival aynen. MDB. Localizer 08'i seçelim abi. Ondan sonra neydi? 31C miydi? Utus 1C aynen. Şöyle Utus 1C'yi seçelim hocam. Utus 1C zaten seçildi. Kartlar yeniden dağıtılıyor kardeşim. Utus 1C. Şimdi Ebum çıktı. Artık planımız da değişti. Flight Director tutup biraz speedimiz artmasın. Speed 1'i aç. Mordurak dedi. Hemen verdik. Bepto'da 3600'de yapıyor şimdi. Localizer chartımıza geçtik. Son dakika plan değişikliği. Hemen şuradan approach. Localizer 08. Bunu yıldızla. Bunu kapat. Localizer 08 chartını uygulayacağız. Bepto'dan Ebum. Ebum'da 2000 feet diyor. Bakalım chartımızda ne diyor planımızda. Ebum'da 2000. Doğru. Tamam. Artık bu charta göre ineceğiz. Localizer'la. Yine approach'a basacağız. 2000'den sonra ne diyor bize kardeşim? Eğer 130 knot'laysan 637 varyoyla. Bakın şimdi. 130 knot'la ineceğiz biz. 130 knot'la ortalama 650 varyoyla falan alçalırsan kardeşim pisti güzel yakalayacaksın diyor. Hemen şöyle bakalım. 120 130'larda olursak 130'da 131 knot'la ineceğiz. 650 660 varyolarda öyle mi oluyor? Diyor olmaz ya bildiğin şey. 43 37 60 oradan buradan 100. Tam 680. 680 varyolarda falan 675-680 varyolarda inersek bizi güzelce bu noktaya yakalatacak. Unutmayalım 680 varyo. Ya alacağız. 3200'den sonra mı? Aynen 3200'den sonra mı alalım? 2000'den sonra. Ev bundan sonra alalım 6200 varyoya.
Güzelce yaklaşacağız o şekilde. Alanya'nız şurada bir yerde. Görüşüm yok henüz. Kaç bin feet'teyiz? 1.97'deyiz. Mordurak. Verdik abi, yavaşlasın. Tamam, bu kadar speed direkt yeter. Gerçekte de uçmak isterdim bu rotayı, biliyor musunuz? Hadi bakalım, devam. Evet, 1.50 gelmek üzere. Yolcularımızı bir bağlayalım, unutmayalım onu. Bağladık. Sigara zaten içmiyorsunuz değil mi dostlar? Hadi bakalım. İçeriye bir uyarımızı verdik. 1.50 gelmek üzere. Yeraltı metreye geçelim. 1.019'du galiba. Hemen onu bir tekrardan kontrol edeyim. Arrival 1.019. Çok güzel. Navigraph charts'larımızı tekrardan açtık. Buradayız. Devam ediyoruz. Deniz üstünden. Birazcık sürtünme verelim. Utoso. Utoso noktasında 9.562'yi hesaplamışız. Sanırım ona yetişeceğiz diye tahmin ediyorum. 1.700 variyle alçalmaya devam ediyoruz. Bu güzel bir olay. Devam. Speed brake'i kapatabiliriz. You now need to be seated with your seatbelt fastened, ready for landing. Please help us. Utoso'ya yetişemeyecek gibi mi duruyor ya? Bir böyle bir korkutuyor da uçak. Airbus güvenli ya. Korkutuyorsun ama güvenlisin. Seni seviyoruz yani. Güzel uçuyoruz seninle çünkü. Güzel, 1.3 irtifa geldi. 40 ortalamada 40 milde falan olmamız lazım şu anda. 41 aynen. Utoso'ya yetişeceğiz. Havalimanını göremedim henüz. Dağlara bakın. Şura mı acaba? Şurada bir yerde mi? Ya da bilmiyorum. Hadi hayırlısı olsun. Bakacağız. İneceğiz işte güzelce. Biri tuvalette miydi ya? Phoenix'in koltukları da çalışıyor ya. 11.000 feet arkadaşlar. 11.000. Nice. Herhalde İncemiz Havalimanı orada bir yerde. Ya da şurası da olabilir. Bilmiyorum. Bakacağız. Pepto noktasına yaklaşıyoruz. İstediğimiz irtifada bize yapacak. Sıkıntı yok. Ebum. Ebum'da ne kadar da olacak biz? Ebum'da diyor ki 2000'de. Tabii 2000'de olacağız. Bunu bir değiştirelim. Bir 2000'e alalım. O müfitin altına düşüyoruz artık. Landing lights on. Utoso noktasına geldik. Sıraya bunda. Grand chart'ımızı açmış mıyım oraya? Doğru mu seçmişim? Bakalım. Yok, doğru değil. All Grand Charts Airport bilmem ne. Şunu aynen. Bu doğrudur. Ne demiştik? Utoso noktasında 9.000 6.250. Biz havada kalmışız çok ya. Oğlum
Yo, otostada 9560. Tamam, yo, havada kalmamışız. Güzel. Şuraya gelmeden, şu D noktasını geçmeden önce benim Approach'u aktif etmem gerekiyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir performansa geldik. Tam 10 mil var oraya. 10 mil sonra o aktif Approach yapacağız. Piston uzaklığım. Hızımıza dikkat edelim. Yükselmesin. Neye bakacaktım ben? Ha, progress. 25 mil yolumuz var. Performansa tekrardan geldik. ...8000. 5 mil sonra şeye başlayacağız. Desen noktasına geliyoruz. Evet, bir flap 230 knot 6 diyor. Biz 230 knot'tayız şu anda zaten. Speed brake hala açık. Kapatalım speed brake'imizi. Hız birazcık yükselecek. Active approach yapalım. Confirm diyelim. Hazır 230 knot'tayken de biraz hızını düşür babuş sen. Ötecek biraz arkadaşlar. Tamam, çok güzel. Beto noktası. Şuraya geçtik şimdi. 3643. Approach'a basalım bu arada. Gate single. Iris. Iris yok. Fly slow'umuzu açalım. Sistemi hala göremiyorum ben. Ha, şuradaymış. Tamam, gördük. 220 knot, 250 knot. Buralar fazla yazmış. Beto'da bizim 207 knot'ta olmamız lazım. Bakalım bakayım. Uçak düşecek mi kendiliğinden? Ben düşeceğini de düşünüyorum. Manzaralar güzelleşmeye başladı efendim. Havalimanını gördük. Sıra dağlar. Böyle gider o. 5000'e geldik. ...200 knot'ta ikinci flap'i vereceğiz. 185'te üçüncü. Beto'daki hızımı tutacak mı Beto'da, ona bakacağım şimdi. Merak ettiğim konu o. Sonuna manuel vario verebiliriz buradan. Gerçi vermesek de olur. 2000 feet normal bir seviye yani. Oradan sonra otopilottan alacağız. Uçak hız düşmesi lazım birazcık. Bu kadar hızlı gidersen anlaşamayabiliriz dostum seninle. Depto'da 207 knot demişiz. Hızı çektim artık kendime. Abi çektim ben de. 200 knot'a düş. Bekleseydik belki kendisi düşerdi de. Neyse, önemli değil. Ben biraz panik atak geçiriyorum öyle. Ama turn off'larımı da açalım. Take off ışığımı da yakmayacağım. Gerek yok. 200 knot'a düş. 200 knot'ta ikinci flap'ı açacağız. Da karşılamış olduk bu sayede.
Sıradaki hedefimiz yok. Gittim sen de yaptım. İyice düşsün. More drag diyor. Biraz daha drag verelim. APU'mu çalıştırıyorum şimdiden. İçeriye bir daha uyarım. 180 knot geldiğinde çekti. Giriş takımlarını koyduk artık. Evet, spoilers arm konumuna gelecek. Flapler full'e almayacağız abi. Full'de inmeyeceğiz. Tek almayacağız. Flap inmeyeceğiz abi. Üçüncü flap'e de geçelim şimdiden. Uçak 130 nota gelecek şimdi. APU'ya başlatalım bir yandan. 1000 feet'e doğru gidiyoruz artık. 650 var yoyla. 680. 5000 küsur oldu ya. Alalım abi uçağı. Tamamla. Uçağı aldım. Full flap'e geçmeyeceğim. İstiyor ama. 1000. Popüler alçak olduğumu söylüyor. Birazcık çekeceğim burnu. Ben yüksek olduğumu düşünüyorum. Popü şu anda güzel gösteriyor abi. Tam seviyesindeyiz. Yüksek kaldık. Biraz burnu eziyoruz. Popüler hala yüksek olduğumu söylüyor. Biraz daha son dakika düzeltmeye çalışacağım. Çok güzel bir manzara bu arada. Güzelliğe bakın. Hala yükseğiz. Yüksek geldik biraz. Sert indik ya. Niye böyle oldu? Reverse. Manual brake. Hemen şöyle buradan çıkışımızı yapacağız. Bir tuhaf oldu abi. Ben anlamadım. Bu kadar da sert inmemiştik. Enteresan. Enteresan abi. Landing lights off, runway turn off, off, taksi ışığı on. Bunu da TA'ya aldık. Hadi geçmiş olsun herkese. Güzel bir havalimanı burası bu arada. Sağda solda gelgelci görüyorsunuz mu? Gördüm. Ufak bir havalimanı ama güzel. Yani tatlı, şirin. Özenilerek yapılmış bir havalimanı aynı zamanda. Az daha mı? Hemen
parking brake set diyelim, şöyle yapalım. Evet, hoş gelmişsiniz efendim. APU'muz zaten açıktı, sıkıntı yok. Motorlarımızı kapattık. Taksi ışığımı söndüreyim. Strobe'ımı bunu alacağım. Logo ışıklarımı da kapatayım. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Değişik bir yanaşma olmuş Gazipaşa'ya. Hoş geldiniz efendim. Bir sonraki uçuşumuz buradan artık Türkiye'mizin, canım Türkiye'min başka bir memleketin olacak. İnşallah kalkış öteki taraftan verir. Buranın kalkışı çok güzel görünüyor, ya da buradan verir muhtemelen. Bakacağız duruma göre. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Güzel uçuştu. Teşekkür ederim. Bay bay.